Öncelikle Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bütün mimarlarımızın Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyorum. Arkitere'ye beni buraya davet ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hatırlıyorum geçen sene Ömer Bey'i ziyaret etmişti bakanlıktaymışsın. Ve bu toplantıdan söz etmişti, gelip konuşur musunuz diye. Ben de memnuniyetle konuşabileceğimi söylemiştim. Aslında ulaşabileceğimiz bir gün gibi gelmiyor değil mi? Bayağı uzun bir süreydi bu görüştüğümüzde sizinle. Şimdi de böyle mimar arkadaşlarla birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Tabii bir diplomatın böyle bir sanatsal etkinlikte, mimari konferansta işi nedir diye soran arkadaşlarımız olabilir haklı olarak. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de 33 yıldır bu meslekteyim. 33 senedir hiç mimari veya da mühendislikle ilgili bir konferansta, bir toplantıda konuşma yapmadım. Dolayısıyla benim için de bu çok ilginç. Biz her gittiğimiz yerde Suriye'yi, Mısır'ı konuşuyoruz, uluslararası konuları konuşuyoruz. Ama hiç mimari konuları konuşmuyoruz. Ondan dolayı da ayrı bir heyecan duyuyorum. Aslına bakılırsa Ankara'dan uzak olmak, böyle güzel konularla ilgileniyor olmak da ayrı bir mutluluk ve neşe veriyor bana. Şimdi Ankara'da bizim bakanlığımızı görenleriniz vardır. Ben önce kendi binamızdan başlayarak söze girmek istiyorum. Daha sonra bizim mimarlıkla ilişkimiz ne? Yavaş yavaş da onu size anlatmaya çalışacağım. Bizim tarihi binamız 1927 Hariciye Vekaleti. Şu anda bu ulus civarında bir bina. O binadaydık. Ben onu tabii hatırlamıyorum. Sonra 1940'larda bu başbakanlık binasına geldik. Ortada gördüğünüz resim. Ben bakanlığa gittiğimde 1981'in Ocak ayında işte biz bu binadaydık, şu ortadaki binada. Başbakanlıkla beraberdik. Ayrı bir havası vardı onun. Böyle kırmızı halılar vardı koridorlarımızda. Odacılarımız bile bize farklı gelirdi. Böyle hepsi grand tuvalet, siyah elbiseler, takım elbiseler giymiş, kravatlı. Onlarla işte şunu getirir misiniz, bunu getirir misiniz falan. Biz mesleğe bu şekilde girdik. Güzeldi de yani Başbakanlıkla Dışişleri Bakanlığı hep beraber çalışan iki kurum. Başbakanlıkta bir işimiz olduğu zaman koridoru hemen dönerdik ve Başbakanlık binasına girerdik. Ama daha sonra o bina ne Başbakanlığa yeter durumdaydı, ne Dışişleri Bakanlığı ihtiyacını karşılayabilecek durumdaydı. Biz oradan çıkmak durumunda kaldık 1987'de. Bize Balgat'ta bir bina verdiler. Şu sağda gördüğünüz binayı verdiler. Burası Desiyap'ın eski merkezidir. Şimdi de televizyonda Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bir haber geldiğinde farkındasınız bu binayı gösterirler. 87'de bu binaya geçtik biz. Mimari olarak çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat bize bu başbakanlığın o tarihi binasından sonra çok yavan bir bina olarak geldi burası, doğrusunu söylemek gerekirse. Girişimiz de budur, böyle solda gördüğünüz gibi. Sonra bu bina da bize yetmedi. Ondan sonra 2004 yılında o binamızın yanında, burası böyle 40 dönümlük bir arazidir. Balgat bilenleriniz vardır, eskiden Ankara'nın dışında, şehir dışında bir yerdi. Yani ODTÜ ile Ankara arasında bir yer. Ve onun içinde yerimiz, mekanımız vardı. Buraya bir ek bina yaptık 2004 yılında. Ek bina, daha modern, daha güzel, daha çağdaş bir bina. Buradaki ofislerimiz de oldukça daha rahat. Kendimiz zaten geliştirdik ve bu iki binayı iki tane tüp geçitle birleştirdik. Şu anda bütün birimlerimiz bizim bu binalarda görev yapıyorlar. Bu da Eskişehir yolundan girişidir binanın. Şimdi tabii o bina da bize yetmiyor arkadaşlar. Onu da itiraf etmek gerekir. Bunun üzerine biz yeni bir yerleşke binası yapmak için çalışmaya başladık. Bir proje geliştirdik. O proje sonucunda çok güzel bir yerleşke projesi ortaya çıktı. Bunu yapıyoruz şimdi. Fakat bununla ilgili bütçe sıkıntılarımız var. Henüz daha bütçesini alabilmiş durumda değiliz. Onun için şu aşamada sadece proje olarak duruyor. Ama öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bunu da hayata geçirme fırsatımız olacak. Bundan da çok büyük bir gurur duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Ben bir de size esas Türkiye'deki mimarlarımızla çalışmaya başlamadan önce yurt dışında nasıl bir yapılanmamız var ondan bahsetmek istiyorum. Belki de Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de özellikle yurt dışı açısından en fazla mülke sahip olan bir kurum, kamu kurumu. Ve özelliğimiz şu, tarihten gelen binalarımız var. Yani 1700'lü, 1600'lü yıllarda satın aldığımız, büyükelçilik olarak kullandığımız ve bugüne kadar da muhafaza ettiğimiz binalarımız var. İşte onlardan bir tanesi Roma Büyükelçiliğimiz. Kanselarya ve ikamet binaları aynı yerde zaten olmuş durumda. Burası İtalyan Kont Giuseppe Gamberini.
Bu kendisi için inşa ettirmiş bu binayı. 1887 yılında da Osmanlı Devleti'nden satın alınmış o bina. O günden bugüne de Büyükelçilik olarak kullanılıyor. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'na son veren biliyorsunuz meşhur Paris Kongresi. Bu kongreyle birlikte 1856 yılından itibaren İtalya'da yerleşik temsilcilik bulundurmaya başladı. Biz önce Roma'da değildik. Daha önce Floransa'da, Torino'da temsilciliklerimiz, büyükelçiliklerimiz vardı. Daha sonra da Roma'ya geçtik. Bu binanın dış cephesi geç Rönesans, iç mekanları gotik, Rönesans ve barok üsluplarını barındıran eklektik bir üsluba sahip. Çok güzel bir binadır. Bilmiyorum aranızda görenleriniz var mı bu binayı. Binada ilk yerleşik büyükelçide satın alınmada ön ayak olan Yanka Fotiadis Paşa. Bunu biz 2000'li yılların başında renove ettirdik. Her salonu, her odası gerçekten bir sanat eseridir ve çok iyi bir şekilde de muhafaza ediyoruz. Bugüne kadar da gelmiş durumda. İkinci önemli binamız Paris Büyükelçiliğimiz. Paris Büyükelçiliğimizin kançılaryasıyla yani ofisleriyle, büyükelçilik binasıyla rezidansı iç içedir, yan yanındır. Esas rezidansın mimarisi tarihidir. Ondan özellikle bahsetmek istiyorum. Bizim Paris'te ilk yerleşik büyükelçimiz Mustafa Reşit Paşa. 1834 yılında Tanzimat Fermanı'nın mimarı da olan Mustafa Reşit Paşa buraya atanıyor. Cumhuriyet döneminin ilk büyükelçisi de Ferit Tekbey. Bu bina da bir şatodur, küçük bir şatodur. Görenleriniz var mı bilmiyorum. Şu sol tarafta gördüğünüz bizim büyükelçilik binamız. Bunun hemen arkasında da bu güzel şatoyu görebilirsiniz. Bu da mimar Baukler ve Demiren'in tabii Kançlarya binasını yapmış. Esas bu binada Fransız mimara ait. Paris Büyükelçiliğimizin içinden bazı fotoğraflar. Bu da Londra Büyükelçiliğimiz. Kançlarya ve ikametgah binaları. Özellikle ikametgah binamız tarihi bir binadır. Ve çok özel bir binadır. Osmanlı Devleti'nin belki de bilenleriniz vardır. Yurt dışındaki ilk temsilciliği Londra Büyükelçiliği aslında. 1792 yılında Yusuf Hagi Efendi tarafından kurulmuş bir büyükelçilik. Şimdi Osmanlı Devleti'nin dağılmasına giden iç isyan ve ayaklanmalar sürecinde ilk isyan 1821'de Mora'da patlıyor. İşte bu sırada Londra'da görevli Osmanlı Büyükelçisi Fenerli bir Rum aileye mensup Musurus Paşa. Musurus Paşa, Mora isyanına karşı mücadele vermesi nedeniyle Londra'da Yunan tehditçilerinin bombalı saldırısına uğrayarak bir kolunu kaybediyor. Tanzimat Fervanı ilanından hemen sonra Mustafa Reşit Paşa da Londra'da büyükelçi olarak görev yapıyor Paris'ten sonra. 1922 yılından bu yana kullanıyoruz bu binayı biz. Mülkiyeti Westminster Dükü'ne ait İngiliz Barok ve Paladyan üsluptaki bu binamızda Sultan 1. Abdülaziz 1867 yılında Avrupa seyahati sırasında verilen resmi kabuller için satın alınan eşyaların bir bölümü de burada sergileniyor şu anda da. Londra Büyükelçiliğimizin de içinden bazı görüntüler bunlar. Viyana Büyükelçiliğimiz, o da tarihi bir binadır. Viyana Büyükelçiliğimizden de özellikle söz etmek istiyorum. 1879 yılında Avusturyalı mimarlar Ferner ve Helmer tarafından Portekizli Kont Ernst Silvia Torocca için yaptırılıyor bu bina. İtalyan Yüksek Rönesans üslubunda projelendirilen ve tarihi bir saray niteliği taşıyan bina Osmanlı Devleti tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında satın alınıyor. Belvedere Sarayı'nın karşısındaki binamız kançlarca ve konut olarak şu anda hizmet veriyor. Bunu da çok iyi muhafaza ettik. Bunda bütün bu binalar tahmin edebileceğiniz gibi belirli aralıklarla renovasyondan geçiyor. Hepsine gayet iyi bir şekilde bakıyoruz. Washington Büyükelçiliğimiz. Bu solda gördüğünüz büyükelçilik binası son zamanlarda yapıldı. Onun yanındaki ikametgah binası Washington'un en tanınan, en bilinen binalarından. Belki bilenleriniz vardır, Amerika'nın yurt dışındaki ilk satın aldıkları büyükelçilik binası İstanbul'daki binalarıdır. İstanbul'da o zamanlar 1. Dünya Savaşı'ndan önceden bahsediyorum. Büyükelçilikler İstanbul'da. İstanbul'da mülk olarak sahip oldukları binaları var. Bu Amerikan İstanbul Büyükelçiliği, Kançılaryası'nın ki buna Palazzo Corpi biliyorsunuz, Kançılaryası'nın 1904 yılında projesini çizen ünlü mimar George Oakley Totten, Osmanlı Sarayı tarafından bir kasır projesi için görevlendirilmeyi aslında bekliyor. Fakat o dönemde 2. Abdülhamit tahta.
II. Abdülhamit'in böyle bir görev vermesi söz konusu. Ama tahttan indirilmesiyle bu proje yarıda kalıyor. Oakley bu defa Amerika'ya dönüyor. Amerika'da Amerika'nın en zengin girişimleri arasında bulunan servetini madencilik, tarım ve sanayi yatırımlarının yanı sıra aslında 20. yüzyıl tüketim alışkanlıklarına yön veren cam şişe tasarımı, belki bunu duymuşsunuzdur, ve şişe kapaklarının mucidi. Yani bu şişe kapakları biliyorsunuz böyle açılır ya, işte o kapakları icat eden kişi Edward Hamlin Everett, bu 1909 yılında Washington'da bir malikane yaptırmak istiyor ve bunu da işte bizim mimarımız Oakley Totten'a yaptırıyor. Bu binada, şu sağdaki ikametgah binasında Türk mimarisinden çeşitli esintiler de görebilirsiniz. Şu anda da çok meşhur bu bina. Bundan 4-5 sene önce renovasyondan geçti, yenilendi. Senenin belli zamanlarında belediye özel olarak bizden izin alarak bu binada heyetler getiriyor, daha doğrusu ziyaretçiler ve bunu gezdirtiyorlar şeyde. Bunun değişik öyküleri var. Biliyorsunuz Amerika bu siyah-beyaz ayrımı son yıllarda geçti. Yani bundan 50-60 senelik bir öykü. Bizim ikinci büyükelçimiz Mehmet Münir Ertegün. Ahmet Ertegün'den tanırsınız. Onun girişimiyle ve bizzat Atatürk'ün talimatıyla satın alınmıştır bu bina. Şimdi Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet Ertegün biliyorsunuz bu Atlantic Plak şirketini kuran ve caz ve pop müzik sanatçısı ve sanatçılarını da koruyan bir insan. Burada çok sayıda böyle caz programları düzenleniyor. O tarihte ilginç bazı tepkiler de geliyor. Bir Güney Eyaleti'nin senatörü bizim büyükelçimize Ertegün'e bir yazı yazıyor. Diyor ki, resmi konutunuzun ön kapısından renkli kişilerin girmelerine izin verildiği yolunda haberler var. Bu haberler doğru mu değil mi? Yani siyahlarla beyazlar biliyorsunuz o tarihlerde Amerika'da aynı imkanlardan yararlanamıyor, aynı otobüslere binemiyor, aynı kapıdan giremiyor. Siz diyor Türk Büyükelçiliği olarak siyahları beyazları aynı kapıda alıyor musunuz? Bu doğru mu? Ertekin de cevap veriyor. Bu haberler diyor aynen doğrudur. Evimize gelen tüm dostlarımız ön kapıdan alınırlar. Siz de ziyaret arzu ederseniz, isterseniz ön, isterseniz de arka kapıdan buyurabilirsiniz. Böyle bir öyküsü var bu büyükelçiliğinde. Eğer yolunuz düşerse, biraz önce aslında arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sizler böyle yurt dışına turlar düzenlediğinizde bu büyükelçiliklerimizin bulunduğu merkezlere giderseniz sizler için de böyle bir ziyaret organize etmemiz mümkündür. Washington Büyükelçiliğimizin içinden bazı fotoğraflar. Büyükelçiliğimizde hala caz konserleri düzenleniyor. Daha yeni 3-4 ay önce bir caz konseri düzenlenmişti burada. Programları yapmaya devam ediyoruz. Yani bundan 50 sene, 60 sene, 70 sene önceki anılar tazelenmeye devam ediyor ve bu caz aslında çok meşhur. Caz konserleri büyükelçiliğimizde rezidansta verilen çok üst düzeyde katılım oluyor. Senatörler, milletvekilleri geliyor, sanatçılar geliyor, mimarlar geliyor ve bu caz programları çok seviliyor, beğeniliyor Washington Büyükelçiliğimizde. Bir diğer tarihi temsilcimiz de Sofya Büyükelçiliğimiz. Burada bu Sofya Büyükelçiliği'nin Atatürk açısından da bizim açımızdan da tabii çok önemi var. Eskiden bu bina hem büyükelçilik hem de büyükelçimizin ikametgahı olarak kullanılmış. Fakat daha sonra Atatürk'ün evinin bulunduğu yerde ayrı bir bina yapılıyor. Büyükelçilik binası yapılıyor ve büyükelçilik oraya taşınıyor. Burası sadece rezidans olarak kullanılıyor. Çok güzel bir rezidanstır burası. Bunu da yaklaşık 4-5 sene önce tadilattan geçirdik, renove ettik. Şimdi sadece konut olarak kullanıyoruz. Bunlar şu anda yurt dışındaki temsilciliklerimizden birkaçı. Lahey Büyükelçiliğimiz, bu da çok güzel bir konumdadır Lahey'de. Tarihi bir binadır, onu da gayet iyi koruyoruz. Hem Büyükelçilik binamız hem Kançılar ikametgah binamız aynı yerdedir. Tahran Büyükelçiliğimiz Mimar Seyfi Arkan, bu çok meşhur tabii. Binalar da herhalde sizler de biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bizim yurt dışındaki en büyük temsilciliğimizin bulunduğu alan Tahran'da, bu ikametgahın olduğu yer. Bazı mimar arkadaşlarımız da Han Bey gitmişti, yanılmıyorsam değil mi? Han Bey siz de gördünüz bunu. Diğer bazı mimar arkadaşlarımızla da birlikte dolaşma imkanı bulmuştuk burayı. Burası aslında muhteşem bir büyükelçilik ikametgahı ve 65 dönüm içerisinde bir arsada. Büyükelçilik binası ile ikametgah arasında yaklaşık 20-25 kilometre, belki de daha fazla mesafe var. Bu da çok güzel bir binadır. Bunun renovasyon projesini yaptırdık geçtiğimiz yıllarda. Önümüzdeki dönemde tadilata başlayacağız.
Ve bu ikametgahın bulunduğu yerde aslında lojmanlar ve yeni bir büyükelçilik binası da yapmayı tasarlıyoruz. Onu da bu vesileyle size hatırlatmak isterim. Yine Trablus Büyükelçiliğimiz Mimar Şevki Vanlı tarafından geliştirilmiş, yapılmış bir bina. Bu da savaşta Allah'a şükür çok önemli bir darbe almadan bugünlere geldi. Hem kançılar hem ikametgah binamız, buna da gurur duyuyoruz. Tokyo Büyükelçiliği ilginç bir binadır, bilmiyorum görenleriniz var mı? Ünlü Japon mimar Kenzo Tange tarafından geliştirilmiştir. Tokyo'nun bilinen, tanınan mimari eserlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Şimdi esas konumuza gelmek istiyorum. Yani biz, belki sizler de izliyorsunuz, yurt dışında dış politika açısından özellikle son 5-10 sene içerisinde oldukça aktif bir durumdayız. Ve yeni temsilcilikler açıyoruz. Hiçbir ülkenin yapmadığı kadar her sene yeni temsilcilikler açılıyor. Bakın şu an itibariyle yurt dışında 219 temsilciliğimiz var. Bunun dağılımını da biraz sonra size göstereceğim. 11 daimi temsilciliğimiz, 1 ticaret ofisimiz ve 78 de başkonsolosluğumuz var. Hiçbir ülke yılda 2-3 taneden fazla temsilcilik açmazken biz ondan fazla temsilcilik açıyoruz her yıl ve büyüyoruz. Tabii büyümek ne demek? Yeni büyükelçiler bulmanız, yeni başkonsoloslar bulmanız, yeni binalar bulmanız veya bazı arsalar üzerinde yeni binalar inşa etmeniz demek. İşte biz de bunu yapıyoruz. Bakın büyüme hızımız şöyle. 2009'da 163 temsilciliğimiz vardı. 2013 yılı itibariyle 219 temsilciliğimiz var. Son 5 yıldaki temsilcilik sayımız bu şekilde büyüdü. Bunu şöyle bir mukayese ettiğiniz zaman kiralık ve devlet malı olarak hemen hemen yarı yarıya. Yani bunların yarısı bizim binalarımız, yarısı da kiralık binalar. Tabii temsilcilik sayısıyla ikiyi çarpmanız lazım. Bir ikametgah binasına sahipsiniz. Bir de ofis binasına, büyükelçilik binasına sahipsiniz. Dolayısıyla 400 küsur binadan söz ediyoruz. Bizim amacımız zaman içerisinde bütün bu binalarımızı kendimiz inşa etmek, mimarisini geliştirmek, inşaatını yapmak ve bu şekilde de kullanıma sunmak. Bir de size şöyle bir ipucu vermesi açısından bu büyümemiz bize bütçeye nasıl yansıdı onu da göstermek istiyorum. Bakınız şu an itibariyle bizim bütçemiz 245 milyon TL'ye çıktı. Ben hiç unutmuyorum 4 sene önce merkeze geldiğimde Suudi Arabistan'dan üzerinde çalıştığımız proje sayısı 17-18'di. Bugün itibariyle 36. Yani iki mislinden daha fazla proje üzerinde çalışıyoruz. Ve bu projelerin pek çoğu da sıfırdan başlattığımız projeler. Bizim için çok önem taşıyan projeler. Size Afrika rakamlarını da biraz sonra vereceğim. Bu yeni temsilciliklerimizin pek çoğunda büyük arsalar üzerine yeni kompoundlar oluşturuyoruz. Ve Türk mimarisinin de buraya yansımasını özellikle istiyoruz. Bakın 2002 yılında durumumuz buydu. 93 büyükelçiliğimiz vardı. Bakın bugün geldik 2013'e 129 büyükelçilik olduk. Neredeyse temsil edilmediğimiz hiçbir yer yok. Afrika bağlamında bir de göstermek istiyorum. O da çok enteresan. Tam 4 sene önce Afrika'daki temsil durumumuz buydu. Kuzey Afrika'nın her tarafında temsil ediliyoruz. Fakat Orta ve Güney Afrika'da çok az temsilciliklerimiz vardı. 4 sene içerisinde geldiğimiz nokta 14 büyükelçilikten 35 büyükelçilik. Oldukça büyük bir rakam. Yani yarıdan fazlası arttı ve bu yeşil gördüğünüz Botswana, Kongo ve Benin buralarda da bu sene içerisinde büyükelçiliklerimizi açacağız. Yani Kara Afrika'nın, Kıta Afrika'sının hemen hemen her tarafında temsil ediliyoruz. Şöyle oluyor. Şimdi bu ülkelerde zannetmeyin ki sadece tek taraflı bir ilişki bu. Yani biz büyükelçilik açmak istediğimiz zaman onlar da geliyorlar bizim ülkemizde büyükelçiliklerini açıyorlar. Hatta bizim büyükelçilik açmadığımız, henüz daha açmadığımız bazı Afrika ülkeleri bizden önce gelip burada büyükelçiliklerini açtılar. Şöyle bir anlaşma yapıyoruz onlarla. Diyoruz ki karşılıklı olarak arsa takası yapalım sizinle. Diyelim ki benim bize geliyor. Diyor ki ben burada büyükelçilik açacağım. Biz onlara bir yer gösteriyoruz. Bizim diplomatik sitemiz var Ankara'da. Oradan bize verecekleri arsaya göre 3 dönümlük, 5 dönümlük arsa veriyoruz. Onlar da bize arsa veriyorlar. Çoğu zaman bizim aldığımız arsalar onlara verdiğimiz arsalardan daha büyük oluyor. Bazı yerlerde 30 dönümlük, 40 dönümlük arsalar alıyoruz. Biraz sonra size göstereceğim. Mogadishu'da 85 dönümlük, değil mi Süleyman Bey, yanılmıyorsam? 85-90 dönümlük bir yer. Tahran'dan sonra artık ilk en büyük temsilciliğimiz orada olacak. Ve çok da güzel bir konumda, okyanus kıyısında bir yer aldık. Orada yeni bir kompound, yeni bir büyükelçilik binası
inşa ediyoruz. Şimdi bazı projeler son 2-3 yılda tamamlandı. Onlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Biraz süratli geçebilirim onları. Burası Astana Büyükelçiliğimiz. Nesrin Yatman, Affan Yatman projeyi geliştirdiler. Bundan 2-3 sene önce de kullanıma sunduk. Gayet güzel. Burada hem kampçılar evimiz, hem ikametgahımız, hem de bütün memurlarımız için lojmanlarımız var. Bizim için tabii büyük kolaylık memur lojmanı yapmak. O zaman çalışmanız çok daha süratlenebiliyor ve pratikleşebiliyor. Astana Büyükelçiliğimizden bazı iç görüntüler de bunlar. Bişkek Büyükelçiliğimiz Kırgızistan'da Hayri Anamurluoğlu geliştirdi projeyi. Gurur duyuyoruz. Bu projemiz de çok güzel. Gayet iyi çalışan bir büyükelçilik binamız. Sadece Kançılarya burası. Ofisimiz, rezidansımız zaten vardı Bişkek'te. Kançılarya binamızdan bir başka görüntü de böyle. Berlin Büyükelçiliği sanıyorum bütün büyük mimarlarımız çok yakından takip etmişlerdir. Bu aslında bizim için çok önemli bir projeydi. Belki bunun öyküsünü duyanlarınız, bilenleriniz vardır. Bu Almanya ikiye bölünmeden, parçalanmadan önce bizim Doğu Almanya'daki büyükelçilik binamızın bulunduğu yer bu arsa. O arsanın üzerindeki bina daha sonra savaşta yıkılıyor. Ve bize 3-4 dönümlük sadece bir bina, bir arsa olarak verilmişti. Benim Bonn Büyükelçiliğinde görev yaptığım yıllarda biz Almanlara dedik ki biz size burada isterseniz bir yer verelim, onun karşılığında bunu büyütelim. Onlar dediler ki biz satış yoluna gidebiliriz. Satın aldık bu binanın, bu arsanın bulunduğu yerin hemen yanındaki arsayı. Ve onun üzerine bu Berlin Büyükelçilik binamızı inşa ettik. Alman mimaridir, yapım firması da Almandır. Fakat çok güzel bir bina oldu. Belki hatırlayanlarınız vardır. Geçen sene 29 Ekim'de Sayın Başbakanımız tarafından açıldı. Çok işlevsel iç mekanları. Bu sadece dediğim gibi Kançılarya binası. Almanya'da ayrı bir ikametgah binamız da var. Eğer yolu Berlin'e düşen arkadaşlarımız varsa dediğim gibi onlara da orada bir tur ayarlamamız, yani Berlin Büyükelçiliğimiz binasını kendilerine göstermemiz mümkün olabilir. Bundan da büyük bir memnuniyet duyarız. Yine bazı iç görüntüleri Berlin Büyükelçiliğimizin, ayrıntılarına çok fazla girmek istemiyorum. Evet, Doha Büyükelçiliğimiz, onun da teslimi öyle zannediyorum ki 2 sene önce yapıldı. Yerel bir mimari şirketi yaptırılmıştı. Görüntüler de bunlar. İç görüntüler de var sanıyorum. Onları da göstereyim biraz. Evet, Doha Büyükelçiliğimiz. Saraybosna Büyükelçiliğimiz. Bunların projeleri hep arkadaşlar bundan en az 6-7 sene önce başlayan projeler. Şimdi artık uygulamamız biraz daha farklı. Yani tamamen dediğim gibi Türk mimarlarla çalışıyoruz. Biraz önce gösterdiğim Berlin Büyükelçiliği bağlamında söylüyorum. Bu da bir yerel mimar Hasan Cemaloviç'e çizdirilmiş bir proje. Buna da galiba birkaç ay önce geçtik, artık kullanmaya başladık. Hem kançılarımız hem ikametgahımız bu binada. Bu da çok güzel bir bina oldu. Kompakt bir bina. Türk mimarisini de yansıtan unsurlar içeren bir binadır. Bunlar da iç görüntüler, içeriden görüntüler. Nahçıvan Başkonsolosluğumuz, buna da çok önem veriyoruz. Çünkü bizim Azerbaycan'la ilişkilerimizin geliştirmesi açısından çok önemli bir bölge Nahçıvan. Ercan Çoban mimarlık geliştirdi. İkametgah binası ayrı bir mekanda, büyük başkonsolosluk binası ayrı bir mekandadır. Burası Abuja Büyükelçiliğimizin, bunun da teslimi çok yakın bir zamanda yapıldı. Hasan Özbay bunu geliştirdi. Kançılarya ve ikametgah binaları aynı yerde. Abuja Büyükelçiliği biliyorsunuz Nijerya, Nijerya'daki büyükelçiliğimiz. Özellikle arkadaşlar Afrika'da böyle bir büyükelçilik binası yaparken oradaki görevlilerimizin, diplomatlarımızın rahat şartlarda olmasına çok büyük özen gösteriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü büyükelçilik dışında çok fazla bir hayat yok. Yani dışarı çıktığınız zaman tetiş var, terör var, hırsızlık var, her şeyi yaşayabiliyorsunuz. Onun için bu mekanlar içerisinde memurlarımızın yararlanacağı bütün altyapıyı kurmak, onların hizmetine sunmak istiyoruz. Moğolistan Büyükelçiliğimizin ikametgah binası. Han Tümertekin geliştirdi. Neredeyse birkaç ayda bir Moğolistan'a gittiler. Yani karış karış değil mi? Han Bey biliyorsunuzdur Moğolistan'ın her tarafını. Çok güzel bir ikametgah binası sahibi olduk ve geçtiğimiz aylarda oraya da taşınıldı. Şimdi oradaki büyükelçiliğimizi renove ediyoruz. Onu da çok kısa bir süre içerisinde kullanıma sunacağız. Bu da gurur duyduğumuz projelerden bir tanesi. Bu da içeriden bazı kesitler. Şimdi şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Özellikle bu son dönemde tamamen Türk mimarlarla çalışmak istiyoruz. Eskiden şunu yapıyorduk, bulunduğumuz yerde ihaleler açıp orada kimler katılırsa
En ucuz teklifi kim verirse onunla çalışıyorduk. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sizlerle temas içerisinde, Türkiye'deki mimarlık kuruluşları ile temas içerisinde diyoruz ki biz diyelim ki işte Erbil'de, Bağdat'ta, Dakka'da, biraz sonra onlara da geleceğim, onları da anlatacağım size. Yeni bir büyükelçilik yapacağız. Kimlerle yapabiliriz, kimler ilgi duyar? Onlarla ilgili çeşitli yerlerden böyle isimler, mimarlık bürolarıyla ilgili bilgiler alıyoruz. Bize dosyalar geliyor, o dosyaları inceliyoruz ve ilgi duyanlara davet gönderiyoruz. 8 firmaya, 10 firmaya, bazen daha da fazla. Onlar geliyorlar, bizimle beraber bir çalışma yapıyorlar. Ondan sonra da ihaleye katılıyorlar. Özellikle son 3 sene içerisinde, 4 sene içerisinde hep bu yöntemle çalıştık. Ve hep Türk mimarlarla çalıştık. Bundan da büyük bir gurur duyduk. Özellikle bu bağlamda söylemek istiyorum. Sizlerden de bu dışarıdaki projelere ilgi duyan arkadaşlar varsa gelip bizlerle görüşme yapabilirler. Bu konuyla ilgili birimin başındaki büyükelçi arkadaşım Süleyman Gökçe, zaten beraberiz şimdi, o da burada. Onun birimini ziyaret edebilirler, dosyayı verebilirler. Bizimle sohbet ettikten sonra kendilerinde bu tür ihalelere girmeleri söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi biz çok azimli bir şekilde bu çalışmamızı, bu politikamızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız projeler neler? Bizim Strasbourg'da, Fransa'da bir daimi temsilciliğimiz var, bir de başkonsolosluğumuz var. Daimi temsilcilik, başkonsolosluk, bir de ikametgah binaları yapılıyor. Hanbey'le çalışıyoruz orada da. Projesi bitti. Çok zahmetli bir işti bu aslında. Çünkü biz buranın arsasını özel şartlarla aldık. Dediler ki işte şu tarihe kadar buraya inşaat yapacaksanız biz size bu arsayı şu şartlarla satabiliriz diye. Ve koşullu olarak sattılar bize. Oldukça cazip bir fiyatla, devlet olduğumuz için ve ilişkiler de iyi bir mertebede olduğu için. Ve biz çok süratli davrandık. İhalesini yaptık. Hanbey bu ihaleyi kazandı. Çok güzel de bir çalışma yaptı burada. Hep ortak çalışma yaptık. Öyle değil mi Hanbey? Yani sürekli bakanlığımızı ziyaret etti. Biz ilgili arkadaşlarımızla, bizde de mimarlarımız var. İlgili arkadaşlarımızla ortak çalışmalar yapıldı. Bölgeye getirdi. Yerel şeylerle, makamlarla görüşüldü. Çok güzel bir eser çıkacağına ben burada inanıyorum. Bunun da ihalesi, inşaat ihalesi bugünlerde tamamlanacak. Kişile Büyükelçiliği bu Moldova'da Ahmet Bey, Ahmet Yurtadan, Süleyman Bayrak aslında bizim yerleşkemizi de Essa Mimarlık yapmıştı. Biraz önce ilk başta gösterdiğim yerleşkeyi. Bu proje tamamlandı. Temel atıldı şimdi, öyle değil mi? İnşaat projesi de, ihalesi de bitti. Öyle zannediyorum ki birkaç sene içerisinde bu binamız da bize teslim edilecek duruma gelecek. Kenya'daki Nairobi, şu sıralarda Kenya biliyorsunuz hep gündemde. Nairobi'de büyük bir büyükelçilik binası yapılıyor. Hasan Çalışlar ve Kerem Erginoğlu. Bu projenin de çalışmalarının neredeyse başından itibaren ben de katıldım. Yani çalışmalarına dediğim sunumlarına Ankara'daki. Benim özel önem verdiğim, ilgi gösterdiğim, gerçekten de bizim mimarimizi de çok güzel yansıtan bir eser oluyor Kenya'da. Nairobi Büyükelçiliğimizin binası. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hartum Büyükelçiliği Sudan'da Ali Zancıraklıoğlu ile beraber çalışıyoruz. Ali Bey burada zaten, onunla beraber çalışmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ukrayna'daki Büyükelçiliğimiz Gökhan Avcıoğlu. Gökhan Bey de burada değil mi? Gökhan Bey, pardon, buradasınız. Kiev aslında çok sorunlu bir yer bizim için. Altyapısal olarak bu mekanı biz onlardan aldık. Fakat şu öndeki yeşil alanın kullanımıyla ilgili bir sıkıntımız var. Ukrayna'da aslında biraz zor bir ülke. Orada bazı işleri yapmak maalesef kendi ülkemizdeki kadar kolay değil. O mekanın ya bize devri veyahut da satın alınması, onun üzerinde çalışıyoruz. Ama arkasında çok güzel bir proje var. Öyle zannediyorum ki yakın bir zamanda o sorunları gidereceğiz ve bu projeyi de hayata geçireceğiz Gökhan Bey'le beraber. Karadağ'da Podgorica Büyükelçiliğimiz, bize Karadağlılar oldukça güzel bir mevkide, güzel bir arsa verdiler. Nevzat Sayın'la çalışıyoruz orada. Nevzat Bey büyük ölçüde ortaya çıkardı eseri, öyle zannediyorum ki projeyi, öyle zannediyorum ki o da yakın bir zamanda inşaat aşamasına gelecektir. Irak'ta Bağdat Büyükelçiliği, bu tabii Bağdat bizim için çok önemli arkadaşlar. Irak bizim için çok önemli. Orada iki temsilciliğimizi yeniden yapacağız. Bir tanesi bunların Bağdat Büyükelçiliğimiz. Bir diğeri de Erbil Başkonsolosluğumuz. Bağdat'ta Hilmi Bey'le beraber çalışıyoruz. Proje Süleyman Bey tamamlandı değil mi? Bu projenin tamamlanmış olması lazım. İzin süreci yaşanıyor burada. Mayıs Başkonsolosluğu iki genç arkadaşımız, Aybars Acarsoy ve Gökhan Büyükkılıç.
Bu mimarlarımızı tanıyanlarınız vardır. Mono Mimarlık, Ankara'daki Anayasa Mahkemesi'ni projesini yapan arkadaşlarımız, Almanya'daki Mainz Başkonsolosluğu'nu hem kançılarıya hem ikametgah olarak tasarladılar. Bunun da yakında inşaat ihalesi başlayacak. Dakka Büyükelçimiz Bangladeş'te, yani dünyanın dört bir tarafında var. Bangladeş çok zor şartlarda olan bir ülke. Orada da Semra Uygur, Özcan Uygur'la beraber çalışıyoruz. Oranın sıkıntısı küçük bir arsamız vardı. Fakat o arsanın üzerinde hem büyükelçiliğimizi, hem konutumuzu, ikametgah, hem de belli sayıda lojman ihtiyacımızı karşılamak durumundaydık. Biraz sıkışık bir düzen oldu ama çok güzel bir çözüm getirdi Semra Hanım. Ona da müteşekkiriz. Madrid Büyükelçiliğimiz teğet mimarlıkta yapıyoruz. Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar. Güzel bir eser ortaya çıkıyor. Burada aslında bizim çok büyük bir arsamız yok Madrid'te. Ama çözüm olarak gayet modern, güzel, Türk mimarisinden de unsurlar yansıtan bir çözüm oldu. Proje tamamlandı büyük ölçüde. O da inşaat ihalesini bekliyor. Emre Bey ile Emrah Orat'la güzel bir çalışmamız var Çek Cumhuriyeti'nde. Bu proje aslında arkadaşlar tamamlandı. Emre Bey çok sık gitti geldi Praga, Çek Cumhuriyeti'ne. Bakanlığımızda toplantılar yapıldı. Fakat ülkelerin kendi koşulları farklı olabiliyor. Çevreden bir komşu sanıyorum şikayette bulundu. Öyle değil mi Süleyman Bey? O şikayetin şimdi altından kalkınmak için çalışılıyor. Eğer o şikayeti geri alırsa veya biz mahkemeye intikal edip de bunda haklı çıkarsak projeyi hemen uygulama aşamasına geçirebilecek durumda olacağız. Mogadişu Büyükelçiliği bu yurt dışındaki en büyük büyükelçiliğimiz olacak arkadaşlar. 85 dönüm. Çok güzel bir konum. Bakın altta solda gösteriyoruz. Şurası. Burası okyanustur. Buraya kadar. Önce bize şurayı sadece vermişlerdi. Şu bölümü vermişlerdi. Daha sonra özel temaslarımızla ve özellikle de Süleyman Bey'in girişimleriyle ve Büyükelçimizin girişimleriyle bütün bu yarımadayı bize verdiler. 85 dönümü. Bunun üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Buna hem bakanımız hem başbakanımız çok önem veriyor bu büyükelçiliğe. Çünkü bu büyükelçiliği biz sadece iki ülke arasındaki siyasi ekonomik ilişkiler için değil, aynı zamanda oradaki yardım faaliyetlerimiz için de kullanacağız. Yani Yunus Emre orada olacak, TİKA orada olacak, Diyanet orada olacak, Sağlık Bakanlığı orada olacak. Çok büyük bir yerleşke burası. O yerleşkenin kazmasını öyle zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda, çünkü bütün süreç tamamlandı burada. İhale de yapıldı. İhalenin sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Onun da mimarı Metin Barut. Evet, en son tekrar Mehmet Kütükçüoğlu'yla Umman Büyükelçiliği, Muscat'taki Büyükelçiliğimiz. Bu çok yeni bir proje. Yeni aldı zaten bunu da Mehmet Bey. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Fakat orada herhangi bir altyapısal sıkıntımız yok. Arsamızla ilgili sıkıntımız yok. Zaten çok uzun yıllardır üzerinde arsa inşaat yapmak üzere beklettiğimiz bir arsaydı. Onu da bu sene, biraz önce söyledim, bundan 3-4 sene önce 16-17 tane proje vardı. Şimdi 34-35 proje var. İşte bu Umman'ı da ona ilgili dairesinin itirazlarına rağmen, çünkü onlar üzerlerine tabii yeni şeyler de almak istemiyorlar haklı olarak. Bütün onlara rağmen bu binayı da ekledik. Burada da Umman'da çok güzel bir büyükelçilik binası yapacağız. Münster'de başkonsolosluk binası. Burada yeni bir arsa satın aldık. Onun üzerinde Hakan Demirel ve Arif Suya Batmaz bize bir başkonsolosluk binası yapacaklar. Vatandaşa sunduğumuz hizmetler arkadaşlar çok önemli bizim. Özellikle bu son 3-4 sene içerisinde Avrupa'daki başkonsolosluklarımızın binalarını elden geçiriyoruz. Mesela Hamburg'da yeni bir bina satın aldık, renove ediyoruz şu sıralarda. Stuttgart'ta mevcut binamızın 3 kat büyüklükte yeni bir bina satın aldık. Düsseldorf'ta yeni bir bina satın aldık. Frankfurt'ta 2 tane birden bina satın aldık. Arzu ediyoruz ki vatandaşlarımız konsolosluklarımıza gittikleri zaman işlemlerini çok daha kolay yapabilecekleri bir altyapıya sahip olalım. Biraz önce göstermiştim Mainz Başkonsolosluğumuzun binasını sıfırdan yapıyoruz. Strasbourg'daki Başkonsolosluğumuzun binasını sıfırdan yapıyoruz. Bu önümüzdeki yıllarda da bu yeni projeler bu şekilde devam edecek. Yine Erbil Başkonsolosluğumuzun binası. Bu da yaklaşık 30 dönümlük bir yerdir yanlış hatırlamıyorsam. Onu da Mete Öz ve Mehmet Soylu mimarlarımızla beraber yapıyoruz. Bu da ilerleyen bir proje. Evet, son olarak da size Amerika'daki projemizden bahsetmek istiyorum. Belki görenleriniz vardır. Amerika'da New York'ta Birleşmiş Milletler binasının hemen tam karşısında rahmetli Çağlayan tarafından alınan bir Türk evi var. Şu anda gördüğünüz Türk evi şu bina.
Bu bina bayağı eskidi. Şurası Birleşmiş Milletler binası. Bu bizim Türkiye binamız. Yani bu kadar mevki yerde bir başka ülkenin temsilciliği New York'ta yok. Bizimki en güzel yerde. Fakat binamız çok eski ve sorunlu bir bina. Onun için buranın yıkılması ve yeni bina yapılması kararı verildi. Oradaki temsilciliklerimizi binadan çıkarttık. Şu anda proje aşamasındayız. Yeni bir işte proje yapacağız ve arkasından da hemen bina yıkılacak ve yeni binayı da burada inşa edeceğiz. Bu binayı inşa etmeden önce, bu operasyona girmeden önce binanın hemen yanında bir arsa vardı. O arsa üzerinde böyle derme çatma binaların olduğu, restoranların bulunduğu arsa. O arsayı da satın aldık. Oldukça da yüklü bir para vererek aldık. Şimdi bütün o iki arsa üzerinde sanıyorum 1000 metrekare orası. Oranın da ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. 20-25 bin metrekarelik bir kullanım alanı olan binayı orada inşa edeceğiz. Bunda da şartnamemize bir unsur koyduk. Dedik ki burada bu işi alacak olan mimarlık bürosunun mutlaka tanınmış ve bunun da tanınmışın ne olduğunu da orada belirttik. Tanınmış Türk mimarlarıyla beraber çalışmak koşuluyla. Yani bir danışmanlık alacak Türk mimarlık grubundan. Ondan sonra biz bu işi ona verebilecek duruma geleceğiz. Evet, ben bu şekilde sözlerime son vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Soru cevap olacaksa o soru cevabı da memnuniyetle yaparız. Şunu yalnız özellikle belirtmek istiyorum. Sunum sırasında da söyledim size. Biz mimarlarımızla çalışmaktan büyük bir gurur duyuyoruz, büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ve ben şunu gördüm. Bu çalışmaya başlarken, bu kararı alırken, tamamen tanınmış, bilinen mimarlarımızla çalışalım kararını alırken, acaba dedik zorluk çekebilir miyiz bununla ilgili olarak? Şunu söylemem gerekiyor. O kadar güzel çalışmalarımız oldu ki, yani isim vermek istemiyorum. Bütün bu size saydığım isimler, aslında Tabanlıoğlu, Sayın Tabanlıoğlu'nun ismini zikretmek istiyorum. Onlar da Tiran Büyükelçiliğimizi yapacaklar. Fakat Tiran Büyükelçiliğimizin arsasıyla ilgili bir sıkıntı var. Biz arsayı satın aldık, bayağı da iyi bir para verdik değil mi? Süleyman Bey, 6-7 milyon dolar para verdik orada. Arsayı satın aldık. Fakat diğer ülkelerde, bu komşu ülkelerde tapu kayıtları maalesef bizler kadar iyi olmuyor. Orada birkaç yüz metrekarelik yer için dava açtılar. O dava devam ettiği için şu anda o projeye başlamadık. Fakat kendisiyle çok güzel bir çalışma yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Söylediğim gibi bundan sonraki aşamada elimizde yeni projeler var. Başta Afrika olmak üzere büyük alanlarda, büyük arsa üzerinde yerleşke binaları yapacağız. Buna ilgili duyan mimarlık bürolarımız varsa kendilerini bu vesileyle davet etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne kadar ayrıntılı anlatmışım görüyor musunuz? Hiç soru gelmiyor, evet. Evet. Teşekkürler, sağ olun.